Yıldız Kaplan 1970 yılında Samsun'da dünyaya geldi. Selanik göçmeni olduğu bilinen Yıldız Kaplan'ı oyuncu olarak tanısak da o aslında kariyerine şarkıcılıkla başlamıştı. Yıllarca regatada sahne performansı sergiledi ama o zaman ünlü değildi. Etrafındaki insanların önerisi ve ısrarıyla ajansa kaydoldu, oyunculuğa başladı. Oyunculuk çok vaktini aldığı için şarkıcılığı bıraktı. Aslında şarkıcılık yapmayı daha çok seviyordu. ...1996 senesinde Tatlı Kaçuklar dizisiyle büyük bir çıkış yakaladı. Bu dizideki seksi şempanze karakteri sayesinde herkesin tanıyıp sevdiği bir isim haline geldi. 90'ların sonunu yakalayanlar efsane Tatlı Kaçuklar dizisini çok iyi hatırlar. Mehmet Ali Erbil ve Yalçın Menteş'in başrollerini paylaştığı dizi tam 5 yıl sürmüştü. Bir de dizinin afitabı vardı ki unutmak mümkün değil. Ama tabii Afitap deyince kimse bilmez. Namı diğer seksi şempanze. Çat 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 Kel Behzat'ın sevgilisiydi. Bu karakteri oyuncu Yıldız Kaplan canlandırıyordu. Güzelliğiyle pek çok insanın aklına yerleşti. Dizi bitti ama insanlar hala birbirlerine seksi şempanze demeye devam ediyorlar zaman zaman. Tatlı Kaçuklar unutuldu. Ama o karakter unutulmadı. Bir metresin Türkiye'ye kendini bu kadar sevdirmesi inanılmaz bir şey. Bunu başaran da Yıldız Kaplan oldu. Aslında o kadar çekici bir rol değildi ama onu Yıldız o hale getirdi. Sesten Selim Akar'a verdiği röportajda, "Yıllarca seksi şempanze olarak anıldınız. İnsanlar sizi bu lakapla tanıdı. Bundan rahatsızlık duyduğunuz oldu mu?" sorusuna şöyle karşılık vermişti. "Benim için önemli ve farklı bir roldü. Aslında oynadığım rolün ince bir çizgisi vardı. Oyunculuk performansımdaki samimiyeti halk sevdi. İşaret edildiğim sıfat aslında performansımla alakalı bir durumdu. Güzel bir kadın olmam da ayrıca benim şansım oldu diyelim." Bu karakterle Yıldız Kaplan ismini tüm Türkiye tanıdı. Samimiyetim milyonlara ulaştı. "Türk halkı beni sevdi. Bir ara yolda yürüyemiyordum. İnsanlar tarafından çok merak edilen bir oyuncu olmuştum." En öne çıkan çalışması bu olsa da Tatlı Kaçuklar dışında Yasemin, Ayrı Dünyalar, Unutabilsem, Hemşo, Parça Pinçik, Bizim Otel, Asayiş Berkemal, İnşaat, Evli ve Çocuklu, Cennet Mahallesi, Yapma Diyorum gibi projelerde kamera karşısına geçti. Oyunculuk yaparken müzik çalışmalarına da devam etti. 2002 yılında ilk albümü Gönül Borcunu çıkardı. Albümde Arkadaş Kalalım, Uslu Dur Emi ve Arsız gibi pek çok şarkı hit oldu. Bu albümün başarısıyla 2002 Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde en iyi arabesk fantazi müzik kadın sanatçı dalında aday oldu. Yıldız Kaplan 3 yıl sonra 10 Haziran 2005'te Şehrazat, Metin Özülkü ve Sezen Aksu gibi isimlerle çalıştığı ve büyük bir çıkış yakaladığı Işıl Işıl albümünü yayınladı. Albümde bulunan Sayende şarkısıyla büyük bir patlama yaşadı ve albümdeki diğer 11 şarkıda hit oldu. Bu albümle yakaladığı büyük başarıyla 2005 Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde en iyi çıkış yapan kadın sanatçı ödülünü aldı. Kariyerindeki önemli isimlerden biri Şehrazat'tı. Şehrazat'la yolu Işıl Işıl albümünün öncesinde kesişmişti. O albüm için şarkı istemeye gitmişti. Fakat ona öyle inandı ve elektrikleri tuttu ki albümünün prodüktörü oldu. Bu birliktelik Kaplan'ın kariyerinin dönüm noktalarından biriydi. ...2008 yılında 6 yıldır birlikte olduğu Celal Kopuz'la evlendi. Ekranlardan biraz uzak kaldı. Sevgililik dönemlerinde sık sık tartışsalar, ayrılsalar da evlendikten sonra her şey harika gitmeye başlamıştı. Bu arada ekrandan uzak kaldığı 3 yıl boyunca kendini geliştirmek için çabaladı. Almancasının yanına İngilizce eklemek için dersler aldı. Sektörden uzaklaşmasının işiyle hiçbir ilgisi yoktu. 38 yaşında ikinci kez anne olan Yıldız Kaplan'ın Akif isminde bir oğlu oldu. Kızı Işıl ise Yıldız Kaplan'ın gençken yaptığı ilk evliliğindendi. Işıl doğduğunda Yıldız Kaplan 17 yaşındaydı. Şu an kızı Işıl'ın da çocuğu var. Evet, Yıldız Kaplan aynı zamanda bir anneanne. Şu an 50'li yaşlarda genç bir anneanne. Kızı Işıl Donat'ın 3 çocuğuna anneannelik yaparken ayrıca tüm zamanını oğlu Akif'e ayırıyor. Hala inanılmaz güzel ve doğal bir samimiyeti var. Yıldız Kaplan sesten Selim Akar'a aile yaşamı ile ilgili şunları anlatmıştı. "Klasik bildiğiniz Türk ailesiyiz. Örf adetler bizim için çok önemlidir. Eşim sabah 7'de işe gidip akşam 6'da gelir. Ben mutlaka eşimi uğurlarım. Akşam geldiğinde de ben karşılarım. Bir karar verilecekse birlikte doğru karar çıkana kadar konuşulur. Sonucunda herkesin onayladığı yönde
ilerleriz. Ben fedakar bir eş olduğumu düşünüyorum. Yıldız Yıldız Kaplan'ı değil, eş ve anne Yıldız Kaplan'ı yaşamak istedim. Bu seçim sanatçı kimliğimin kıtlaşmasına sebep olmuş olabilir. Ama asla pişman olmadım. Tekrar bir seçim yapsam yine iyi bir eş ve anne olmayı seçerdim. ...2008'de albüm çıkardı. Sonra modaya uydu ve 4 yıl ara verdiği müzik hayatına 10 Mayıs 2011 yılında geri döndü. Sözü ve müziği Gülşen'e ait olan Aşk Dili adlı single çalışmasıyla piyasaya döndü. Haberin Yok, Eline Gözüne Dizine Dursun, Hoş Geldin, Söz, Uçabiliriz ve Koş gibi single'lar çıkardı. Bu çalışmaların bazılarına klipler çekti. Yıldız Kaplan 2017 yılında yaptığı basın açıklamasında aktif sanat hayatını bıraktığını açıklamıştı. O, gerçek hayatında dizidekinden çok farklı biri aslında. SacitAslan.com'da yer alan röportajda şunları söylemişti. Bilmiyorum, aslında evdeki halimi bilenler beni hiç seksi bulmazlar. Evde Avrupa yakasındaki gaffur gibi dolaşıyorum. Çizgili pijamalarım, başımda bir kukuleta, ayağımda terlikler. Ona pek çok oyunculuk teklifi gelse de o içine sinen bir işte olmak istedi yıllarca. Kocasının ona engel olduğu söyleniyordu. Sesten Selim Akar'a verdiği röportajda bu konuyu şöyle açıklamıştı. Aslında setleri özlemiyor değilim. Birçok projede geldi. Ama mantığımla birlikte kalbimin de onayladığı bir projede oynamayı tercih ediyorum. Yeri gelmişken söylemek istiyorum. Eşimin şarkıcılığa ve oyunculuğa izin vermediği konusunda bir dedikodu yıllarca devam etti, ediyor da. Eşimin bana işimle alakalı bir yasağı olmadı ve asla olmaz. Aksine o hep destektir. Bu yasak kocaman bir yalan. Güzel ve başarılı olunca hakkınızdaki şehir efsaneleri çoğalır. Ama hepsi yalandır. Aynı röportajda eşiniz sizi kıskanır mı sorusuna ise şöyle karşılık vermişti. Celal'i kıskandırmak çok zordur. O kadar özgüveni tam ki ben de hareketlerimde ve giyimimde dikkatliyim. Kıskançlığa sebep olacak şeyler yapmam. Aslında ben onu daha çok kıskanıyorum. Tek başına iş seyahatine gidemez mesela. Ben de giderim. ''90'lı yılların efsane dizisi Tatlı Kaçuklar'da şöhreti yakalayan şarkıcı ve oyuncu Yıldız Kaplan, 2020'de Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Oyunculuğu ve şarkıcılığı bıraktığını söyleyen Yıldız Kaplan, ''Oğlum Akif dünyaya geldikten sonra ona adapte oldum. Oğlumun futbol yeteneği olduğu için şu anda Fenerbahçe altyapısına verdik. Elimi ayağımı çekmek zorunda kaldım sanat dünyasından. Çünkü çocuk da yaparım, kariyer de algısı var ya, öyle bir şey olmuyor. İmkansız gibi, mutlak bir taraf eksik kalıyor.'' dedi. Kaplan ayrıca ''Nerede bedelini ödüyorsanız orada muvaffak oluyorsunuz. Ben de bedelimi oğlumda ödemeye kalktım. Çok iyi bir evlat yetiştirdim. Çok mutluyum. Eşim ve oğlumla çok mutlu bir hayatım var. Oğlum biraz daha büyüdükten sonra o zaman belki setlere dönerim.'' ifadelerini kullandı. Oyuncu ''Öyle çok teklif de yok açıkçası. Genelde şöyle diyorlar. Çok teklif var, değerlendiriyorum. Yok öyle bir şey. Kısa bir süre setleri özlediğimi hatırlıyorum ama sonra hemen geçiyor.'' diye konuştu. Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Dursun Ali Sarıoğlu 2018'de 81 yaşında kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmişti. Tatlı Kaçuklar dizisinde canlandırdığı karakterle döneme damga vuran Yıldız Kaplan, usta oyuncunun sanat camiasına kırgın gittiğini belirtti. Yıldız Kaplan, Tatlı Kaçuklar dizisinde birlikte rol aldığı Dursun Ali Sarıoğlu için şunları söyledi. ''Çok iyi bir insandı. Tam bir baba gibiydi. Telefonlaşırdık ara sıra. Evlilik ve çocuktan sonra uzaklaşmıştım ama Dursun abiyle telefonlaşıp konuşmuşuzdur. Setin dışında da görüşürdük. Dursun abi neden televizyonda yok diye üzülüyordum. Çok iyi bir oyuncuydu. Hak ettiği bir yerde değildi. Camia çok nankör. İşine devam etmesini çok isterdim. Unuttular beni Yıldız diyordu. En çok buna üzülüyordum.'' Kaplan sosyal medya paylaşımlarıyla hayranlarıyla hasret gideriyor. Ayrıca güzelliğiyle yıllara meydan okuyor. Biz de Yıldız Kaplan'a hayatının geri kalanında sağlık, huzur ve mutluluk diliyoruz.